Ayın 16'sında Diyarbakır'da bir kadın mitingi gerçekleşti. Ben de bu mitinge iştirak etmek üzere alana gittim. Birinci arama noktasından geçtikten sonra ikinci arama noktasında çantamı aramak istediler. Ben de avukat kimliğini ibraz ettim ve arayamayacaklarını, yasa gereği arayamayacaklarını bildirdim. Ancak bunu önüme engel koyup aramadan içeri almayacaklarını söylediler. Ben de anayasal hakkımı, toplantı gösteri yürüyüş hakkımı kullanmak istediğimi, içeri girmek istediğimi ancak üstümü aratmayacağımı dair ısrarımı bildirince ondan fazla polisin saldırısına maruz kaldım. Defalarca kez kolumdan tutup itip alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. Ancak buna rağmen gitmek istemedim. Gözaltıyla tehdit ettiler, plastik kelepçe getirip salladılar, görüntüler de var. Akrep getirip akrebe bindirmekle tehdit ettiler. Velhasıl buna rağmen alandan uzaklaşmak istemedim ve miting alanına girmekte ısrar ettim. Böyle olunca da savcı talimatıyla önce bir gözaltı kararı verdiler. Ancak sonrasında Diyarbakır Barosu'na ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği'ne bağlı avukat arkadaşlarım geldi. Orada yaşanan bir müzakereden sonra gözaltı işlemi değil, ancak kadın polislerin de şikayetçi olması sebebiyle bir adli işlem başlatılacağını bildirdiler ve o şekilde hastaneye iştirak ettik. Ben kendim kolumdaki izlerden kaynaklı darp raporu aldım. Karakola geçtim şikayetçi olmak adına, ancak karakola geçtiğimde 3 tane polisin müşteki olarak ifadelerin almaya başlandığını gördüm. Beni de savcının talimatıyla şüpheli olarak dosyaya eklediklerini gördük avukatlarımızla beraber. Bunun üzerine ifade vermeden karakoldan çıktım. Daha sonra savcılığa ifade vermek istediğimizi bildirdik. Şimdi aslında bu yaşananlar yeni değil. O halden bu yana özellikle Diyarbakır içinde bütün miting ve toplu etkinliklerde, girişlerde işte çok sayıda arama noktasının kurulması, ince ayrıntı, insanların eşyalarının el konulması vesaire bir sürü hak ihlali yaşanıyor, bir sürü hukuksuz uygulama var. Ancak bu ayın 16'sındaki mitingde artık bu gerçekten zıvanadan çıkmış bir şekilde insanlara uygulandı ve artık insanlar bunu eziyet demeye başladı. Çünkü işte çıplak arama, iç çamaşırların aranması, ayakkabıların defalarca çıkartılması, 3 ya da 4 tane kontrol noktası vesaire, insanlara bu aslında bir sindirme politikası. En ufak bir hakkınızı dahi bu tarz etkinliklerde kullanmanız engelleniyor ve keyfi bir şekilde, tabii bunun yanında itiraz ettiğinizde bende de yaşandığı gibi zor kullanılarak müdahale ediliyor. En son mesela hafızamızı yokladığımızda Kemal Korkut olayına kadar gidiyoruz. Sadece üzerindeki tişörtü çıkarmadığı için katledilmişti Kemal Korkut polis tarafından. Ya buna rağmen insanlar mitinge, toplu etkinliklere geliyor, kutlamalara geliyor. Ya bu insanlar geldikçe onların tahammülsüzlüğü artıyor aslında. Hani bu anayasal olarak da yasaktır ki bir sürü hak ihlali yaşanıyor. Orada kadınlara dönük, yani eşyalarını el koyma, özel eşyalarını el koymaya kadar bir sürü hakları ihlal ediliyor. Buna karşın kadınlar gelmekten de vazgeçmiyor, vazgeçmeyeceğiz.